Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili sorulara cevap veren Çavuşoğlu haddini aşıyor dedi. Netanyahu son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla, PKK-YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor. Ama tabii biz PKK ile ve diğer bölgelerde, Irak dahil bölgeleri bölmek için İsrail'in bir çaba içinde olduğunu görüyoruz da. Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır. Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında da konuştu. Suudi Arabistan'da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Çünkü Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, onun cesedini parçalayanlar, daha sonra da parçaladıkları cesedini yok edenler Suudi Arabistan'da. Ve bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Henüz daha cesedi nereye gömdüklerini, ne yaptıklarını da bize bildirmediler. Yerel işbirlikçiden bahsettiler. Daha yerel işbirlikçinin ismini de bize bildirmediler. Ve bu sorulara cevap verecek olanlar da şu anda Suudi Arabistan'da.